Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla sohbet ediyoruz. Bugünkü sohbet konumuz Profesör Doktor Mehmet Boynukalın. Biliyorsunuz Ayasofya Başimamı yapmış olduğu açıklamalar ve attığı tweetlerle toplumda birçok kesimden tepkiler aldı. Ancak bu tepkiler bir yandan olumlu, bir yandan olumsuz oldu. Peki halkımız bu hem faizle alakalı hem de kadın cinayetleriyle ilgili yapmış olduğu açıklamaları nasıl değerlendiriyor? Dilerseniz tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın'ın yapmış olduğu özellikle faiz ve kadın cinayetleriyle ilgili açıklamalarını takip ettiniz mi? Ediyorum ben devamlı yani. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama orada şöyle deseydin, ben İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyorum deseydin ve affedersin bu Taksim'de yürüyen DPG'leri destekleyeyim deseydin, o imama karşı gelenler, hocamıza, profesöre hepsi alkışlardı. Artık her şeyi biliyoruz. Siyah beyaz ya. Zaten ona karşı gelenle o Ayasofya camisinden açılmasından rahatsız olan topluluk yani. Artık bunu ben lütfen rica ediyorum milletten. Akıllı olsun yani. Akıllı Müslüman olsun ya. Bu kadar basit yani. Şimdi bir kesim diyorlar ki işte sadece namaz kıldırsın. Yani bu tür konulara girmesin diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şey gibi yani. Ama gidip de Hristiyanların papazlarını ağırlıyorlar biliyor musun yani en iyi şekilde yani. Onların dediklerini yapıyorlar. Ve kendi dünya görüşü hocalar vardı bir zamanlar biliyor musun? Ramazan içki içersin. Evet. Orucunu da bozarsın bir şey olmaz. Beş vakit yerine üç vakit kılarsın. Evet. Onlar hep şey oldu mesela Zekeriya Beyaz gibi galiba bir tane daha vardı profesör. Aynı. Kemalist düşünce olan hocalar arıyorlar onlar yani. İçki içecek, akşamına orucunu bozacak. Bale yapacak, hacca gidecek, çıplak gezinecek. O yüzden karışmasın diyorlar. İşlerine gelme. Aslında onun görevini tam yapıyor yani. Avrupa'da böyledir. Avrupa'da bir papaz, cumhurbaşkanından, başbakanından daha çok değer verirler sözlerine, konuşmalarına. Ama bizim burada tersine. Sen niye konuşuyorsun? Ya koskoca imam. Bu milleti başına toplayan insan, namaz kıldıran, bunun dediğini dinlemeyeceğiz de, dediğini şey yapmayacağız da. O hoca, dini bilgi. Sen gidersin tarih öğretmen dinlersin, tarih bilgi. Öbürü coğrafya, bunlar hocadır, bunlar dinleyeceksin yani. İşlerine gelmiyor. Tabii bazı siyasi isimler tepki gösterdi. Yani özellikle mesela Özel Zengin şunu söylüyor, diyor ki bu siyasetçinin işini zorlaştırır diyor bu tür açıklamalar. Sizce bu tür açıklamalar ya da hakikati söylemek siyasetçinin işini zorlaştırır mı? Bırak ben artık CHP'ye, HDP, parantezi PKK partisi, İplik partisi. Yani Meral ablanın yani saygıdan Meral abla diyor. Bunların dediklerine ben kızmıyorum. Artık bununla tamam yani bitmiştir. PKK ile CHP aynı ortak İplik Partisi'nde kullanıyorlar. Burada Saadet gibi partilerin dahi bunları aynı görüşler destekledikleri için ben bunlara kızıyorum ya. Ya bunları zamanında biz örnek aldık bu insanlar ya. Ben zoruma giden bunlar yani. Beş vakit namazını kılan, Kur'an'ı hatim eden, su gibi bilen böyle insanların gidip de böyle şu İstanbul Sözleşmesi gibi şeyleri bu hocaya tepki şeyleri destekledikleri için onlara üzülüyorum ben. Ben CHP'ye, HDP'ye kızmıyorum. Onların belli bir şeysi var yani. Safları belli. Bunlar Ebu Cehil'den belli, İslamiyet'e doğuştan belli, peygamberimize yapılan o zamanki muhalefet aynı zihniyet devam ediyor. Sadece zaman değişti yani, hiç fark etmez. Yani kimileri diyor ki işte sadece işte imamdır, camide namaz kılırsın. Yani İslam'ı bir camide hapsetme mantığı var. Bunu da bir iş yapıyorlar. Yani bir din adamının yani özellikle Sayın Boynukalın mesela profesör olmuş yani. 30 yıl boyunca icabında okumuş, kelamla, siyerle, dini ilimle meşgul olmuş. Bu insan konuşmayacak da kim konuşacak? O değil de bir Cem Yılmaz, bir Alena Tilki, bir Tarkan konuşsaydın onun dediklerini yaparlardın. İnan bak ya. Ve bir İmamoğlu. Mesela kendi dünya görüşü insanlarından deseydin yaparlardın. Ya bu imam koskoca profesör işine gelmiyorlar ya. Ha orada onların hoşuna gidecek bir şey söylese o alkışlarlar. İnan havalara çıkarırlar yani. Kim olursa olsun, hoca olsun başka biri olsun yani. Onların hoşuna gidecek bir şey. Affedersin camiye şortla girecek deseler onun alkışlarlar ya. Ha istediğimiz bu işten bizim yani. Mesela geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz Almanya'ya kaçan bir profesör vardı. Özellikle bazı Kur'an ayetlerini resmen yalanlamıştı. Allah'ın sözü olamaz demişti. Bu mesele bile bu kadar konuşulmadı, sahiplenilmedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam öyle profesör çok. Şu anda da çok zaten. FETÖ de öyle. Fethullah Gülen de öyle. O da aynı. Her türlü kırığa girdi yani.
Yerine göre rakı içebilirsiniz dedi. Yerine göre namaz kılabilirsiniz dedi. Mesela Katköy, Şişli, Beşiktaş'ta da burada da rakı için dedi. Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, burada muhafaza göre burada namazını kılınsın dedi. Aynı zihniyet ya. Aynı kişiler yani. Şu an profesör lava. Yani profesör oku olmakla akıllı insan olmuyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerden, hocalardan biliyorum ya. Adam gusül abdestini bilmiyor ya. Affedersin, yarışmada ineğin yavrusuna spa diyor ya. Bu üniversite öğrencisi bunu söyleyen. Yani okumuş, kültürlü, profesör olmayan, kusura bakma, adam olunmuyor. Mimar Sinan zamanında, tamam onun zamanında medreseler vardı. Mimar Sinan mum ışığına bu eserler yaptı ya. Şimdi profesör olmayan. Şimdiki profesörlerin çoğu mesela hepsi böyle. İslam'a karşı. Görüyorsun haberle LPG, Mimarlar Odası hep böyle şeyle karşı geliyor. Çünkü işlerine geliyorlar. Sadece bir örnek vereyim. Milletvekilinin bir akrabası mimar. Abi 4 trilyon liralık heykel yapmış. Mimarlar Odası burayı destekliyor. Tapla Odası desen bunların bir çıkarları var. Hep menfaat çıkarı yani. Başka bir şey kullanıyorlar. Önemli burada Müslümanların akıllı olması gerekiyor yani. Tabii şimdi bugüne kadar birçok profesör çıktı ortaya. Genelde sessiz kaldılar. Bu tür konularda hiçbir zaman için fikir beyan etmediler. Bu da sıkıntı değil mi hocam, sizce? Hocam bak, bizim, ben CHP'yi, HDP, Paranç'a, PKK Partisi'ni, ben bazen hoşuma gidiyor. Neden biliyor musun? İşten terörist olsun, İslam düşmanı, vatan anası olsun. Bir atlıya düştüğü zaman 20 tane avukat savunuyor ya. Bir kaftancı oluyor ya. Ya bu terörün başı. Öbürü CHP'de adam İslam düşmanı. Hakaret etmiş. Allah peygamber hakaret ediyor. Bir atliye düştüğü zaman 20 tane avukat destekliyor. Ama bizim maalesef böyle bir vatandaş bir İslamiyete mesela bir Kemal Atatürk'ü eleştirdiği zaman hakaret etmiyor. Mahkeme düştüğü zaman ve herhangi bir şey. Abi kimse de gelmiyor. Aman bizden olmasın. Onlar bu yüzden çok tutkunlar, çok destekliyorlar birbirini yani. Sonuna kadar bizde böyle bir şey yok. Desteklemiyorlar. Baştan mesela ya bu işe bak bu şeye şeyde imama şey karşı kendine biri bu şey Özlem Zengin AK Partili. Ya ben zoruma giden bu kadın bu böyle bayanın demesi zoruma gidiyor ya. Sen AK Parti'de belli bir yere gelmişsin. Ben o işi o İslam şeylere pek bakma. Ya işte, televizyon izlediysen ben siz de izlemişsinizdir yani. Ben o zoruma gidiyor benim. Ben CHP'nin PKK Partisi'nin ettiği zoruna gitmiyor. Böyle Özlem Zengin gibi. Mesela Adalet Bakanı gibi. Geçen mesela bu süresi nafaka ile ilgili biz diyor kadınların haklarını koruyoruz diyor. Erkeklerin hakları ne olacak? Ya benim bildiğim bak yemin ediyorum 24 senede nafaka ödeyen var süresiz ya. Affedersin, o parayı da gidiyor dosyadan yiyor. 6 ay evli kaldılar. Adalet Bakanı bunları destekliyor ya. Maalesef yani burada hemen devreye girmeyi gerçekten zorunlu hissediyorum. Bakın değerli izleyiciler, gerçekten bu ülkede her konuyu konuşmak gerçekten cesaret ister. Cesaretle ortaya çıkanlar da maalesef bugüne kadar hep bedeller ödediler. Yani ama artık lütfen bedel ödeyenler bizden olmasın artık. Çünkü beyefendi ifadesiyle bakın ne kadar yanlış konuşan kesim varsa bunların arkasında mutlaka bir avukat ordusu var. Evet. Ama ya. Bu ülkede hakikati söyleyen, muhafazakar, dinine, devletine, bayrağına saygılı olan insanlar, bu ülke için 15 Temmuz gibi durumlarda sahaya inen insanlar maalesef her daim bugüne kadar hep yalnız kaldı. İnşallah boynu kalın da bu çerçevede sahipsiz kalmaz ki en azından sahiplendiğini hasbelkader de olsa görmeye başladık yavaş yavaş. Ama zalimin yanında yer almayalım. Bakın bizler de haberci olarak bugüne kadar defalarca birçok zulme maruz kaldık. Yani özellikle CHP, şu an CHP İBB Başkanı biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu bizzat saldırdı. Defaatle saldırdı. Silahlı saldırı oldu. Darp oldu, şu oldu, bu oldu. İnanın o saldırılarda hiçbir tane gazeteciler cemiyetten bir mesaj gelmedi bize. Devletin hiçbir kurumundan bizi arayıp da geçmiş olsun demediler. Yani biz o gün ne yaptık? Yolsuzluğu ortaya koyduk. Karakol baskını oldu, Makaryos heykeli oldu. Bunlar hep özel haber olarak gündeme getirdik. Bunun gibi birçok olay ortaya çıkardık. Adnan Oktar gibi çeteyi çökerttik. Bugüne kadar Allah aşkına bütün bu operasyonlarda bir tane devlet adamı arayıp da elinize sağlık demedi. Veya bir avukat ister misiniz demedi. Yani bakın Adnan Oktar bize 130'un üzerinde dava açtı. Bize bir telefon açıp da ya elinize sağlık demediler. Hadi onu geçtik. Size bir avukat gönderelim. Yok, sizi destekleyelim demediler. Yani şunu demek istiyorum. Özeti şu. Bu ülkede Müslümanlar maalesef bugüne kadar hep sahipsiz kaldı. Ama lütfen bundan sonra artık bu dava kendi elemanlarını, kendi adamlarını yemesin. Bugüne kadar yedi. Lütfen bugünden sonra yemesi. Çünkü artık herkes her şeyi görüyor. Ve maalesef dedik ki her zaman söylüyoruz. Bu ülkede artık sağcı solcu, ilerici gerici yok. Bu ülkede ya namussuzsunuzdur ya namussuzsunuzdur. Maalesef biz namussuzlar kadar bugüne kadar cesaretliymişiz. Bunu da artık rahat rahat ifade edelim. Çünkü bugüne kadar böyleydi. Ama inşallah bundan sonra renk değişecek.
temennimiz bu tabii. Neler söylemek istersin son olarak? Ya hocam işte dediğin gibi dün Akit TV'nin ben açık durumunu izledim ben. Dün ben kaçırmam böyle yani. Hepsini izlerim. Karıştırın yani. Bir gözle bakma. Dün Akit TV'yi izledim ben. Orada Saadet Genel Başkan Yardımcısı var. Bunun da İstanbul Sözleşmesi başta şehirde İstanbul Sözleşmesi'ne biz istemiyoruz lanet olsun diyorlar. Orada da bunu diyor AK Parti Tayyip Erdoğan diyor bunu birilerine şirini göstermek için ortamı güncelliği değiştirmek için. Ya benim zoruma giden bu ya. Böyle Özlem Zengin gibi insanla onlar birkaç tane var böyle şey. Ya o topluluk vallahi sana oy vermez. Ha, o feminist, o erkek düşmanı. O toplum vallahi sana dün Kadıköy'de görsen ya neler diyorlar o İstanbul Sözleşmesi'ni dün öngün şey vardı şey diyorlar mutfağa girmeyeceğiz erkeklere ölüm kadın çocuk doğurmayacağız. Abi kadınlar şu anda bizden üstün ya bak kınıyorum ben eşitli diyene kadınlar şu anda üstün bizden süresiz nafaka baba söylüyor erkeğe evlada vermiyorlar kız çocuğuna veriyorlar nafakayı. Boşanma esas bu şey değil bu evlilik olayları kaldırırsın. Bunların üzerine 6 ay uzaklaştırma. Bu yanlış bir şey. Evet. Herhangi bir şey polis tıkmayla var ya. Bir olay oluyor polis tıkmayla bir ev kurtaramazsın. Ona aileyi manevi şeyler aşılayacaksın o aileye o yuvalara. Ya. Yok ama bir şey olduğu zaman bırak ya sen kocanı. Biz sana sahip çıkarız. İşte böyle böyle kadınları bu feminist kadınla belli gruplar var. Artık Anadolu insanı da yayılmaya başladı kadınlarına yani. Zaten bunu geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir biliyorsunuz miting oldu. İşçi Partisi ile CHP bir araya geldiler. Orada bir tane hanımefendi diyemiyorum. Evet. Yani bayan da değil. Yani aslında ne diyorlar tam da bilmiyorum. Homoseksüel mi, heteroseksüel mi ne olduğu belli değil. Resmen soyundu orada ve bunu maalesef biz Türkiye'de siyasi parti, ana muhalefet partisinin öncüleri yapıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ama işte bunu işine işte bu Özlem Zengin gibiler, Saadet Parti gibiler bunlara bakacaklar. Onlar işte bunlara yüzü gücü alkış yapıyorlar ya. Ya bunlar Allah'ın aşkına sapıklık bunlar cinsiz sapıklık bunlar artık onu normal olayı gibi erkeğe erkeğe evlenme. Ya bu gördüm ben Kadıköy'de ya, geçen Metik'te ya. Bize karışamazsınız. Biz erkeğe erkeğe de evlendiniz. Ya lanet olsun ne yaparsan yap ya. Ya bu şeyleri bu İstanbul Sözleşmesi'nin içinde bu var yani. Heh. O belli grup var. Onların oyunu almak için vallahi sen onunla oy vermezler. Sağ oylara İplik Partisi'ne söylüyorum. İyi Parti'ye. Onlar vallahi sen oy vermezler. Heh. Onların vereceği partiler bellidir. Kaftancıoğlu, CHP, PKK Partisi. Onlara da bir şey yapma. Özünüze dönün ya. Gerçek milliyetçi olun, çakma ülkücü olman ya. Evet. Ya. Evet o zaman şöyle söyleyeyim. Bakın değerli izleyiciler, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü var. Tam olarak ifade edemeyebilirim ama hatırladığım kadarıyla ne diyor? Yani yanlış yolda yürüp milyonlarca kişiden oy almak yerine diyor. Ya da milyonlarca kişi beni takip edeceğine doğru yolda yürüyeyim ama bir kişi beni takip etsin veya bir kişi oy atsın. O tarzda bir sözü vardı. Gerçekten son derece haklı. Yani doğru olacağız, dürüst olacağız. Arkamızdan kim yürüyor diye ona bakmayacağız. Yani biz dürüst müyüz, doğru muyuz ona bakacağız. Gerçekten bizim şu an toplum olarak en büyük ihtiyacımız bu. Maalesef yanlış olanların sesleri ve destekçileri çok fazla. Ama doğru olanların sesi ise maalesef her daim kısıtlanıyor. Bu sesin kısıtlanmaması için birlik ve beraberlik mutlaka bu ülkede hakim olması lazım. Efendim çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Abi kendin iyi. Ben millete şey yapıyorum bak yalvarıyorum. Aman oyuna gelme. Gençlere söylüyorum yani. Allah göstermesin bu CHP, PKK partisi ki bunlar iktidara gelirse bak yemin ediyorum. Bak bugün Cuma'ya gideceksin. Vallahi Suriye'den kötü oluruz. Irak'tan kötü oluruz. Akılların başına toplansınlar. Oyuna gelmesinler. Başka bir şey demiyorum. Hayırlı cumalar. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Efendim biliyorsunuz Ayasofya Başimamı bazı konularda açıklamalarda bulundu. Bunlardan birisi kadın cinayetleri, diğeri de faizle alakalı. Siz bu açıklamaları takip ettiniz mi? Ettiyseniz neler söylemek istersiniz? Etmedim. Bilmiyorum. İmam sana imamlığını bilecek. Peki imam nasıl yapar mesela imamlığını bilmeli mesela sizce? Halka dini konularda yardımcı olması gerekir. O da onu yaptı zaten. Yani kalktı dedi ki faiz haramdır dedi. Bu faiz yani doğru mu sizce bu açıklama? Doğrudur. Faiz haramdır doğru. Özellikle kadın cinayetleriyle ilgili de kısasta hayır var dedi. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerinde açıkladı. Bunu söylemesi doğru mu yanlış mı? Kendi bileceği iş bilemem. Bazı kesimler tepki gösterdi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Tepki gösteren kesim bellidir zaten.
öbür taraftır. Ama yine muhafazakar kesimden de siyasi partilerden de bazı mesajlar geldi. Yani özellikle bu açıklamalar yanlış buldu. Sizce de yanlış mı? Yani bir profesör bunları bildiği konuları konuşamaz mı? Konuşur. Niye konuşmasın? Tabii. O zaman takdir ediyorsunuz. Haklı da vardır yani. Sofya ve baş imamının bazı açıklamaları vardı. Özellikle hem Kur'an-ı Kerim'de örnekler verdi. Faiz haram dedi. Kadınlara yönelik cinayetlerle ilgili de birçok açıklamalar yaptı. Siz takip ettiniz mi bu açıklamaları? Yani kısmen. Peki doğru buluyor musunuz? Açıklamaların içeriği doğru tabii. O kadar. Peki bazı kesimler tepki gösterdi. Yani siyasette işimizi zorlaştırıyor dedi. Buna katılır mısınız? Ya o işin başka bir boyutu. Konunun içeriği doğru ama kimin söylediği... Yani Ayasofya baş imamı ilk önce kendi vazifesini yapmalı. O da vazifesini yaptı zaten. He? O da vazifesini yaptı. O vazifesini yaptı da yani sonuç itibariyle... O eğer vazifesini yaptığına inanıyorsa o doğru yapmıştır. Ama siyaset benim alanıma müdahale etti diyorsa o artık kendi aralarındaki problem. Biraz sıkıntılı konu diyorsunuz. Efendim? Sıkıntılı konu. Yani doğruyu söyle ama doğruyu her yerde, her zaman doğru yerde söylemek önemli. Ayasofya imamı kendisi doğruyu söylediğine inanıyorsa problem yok. Çok teşekkürler efendim. Evet değerli izleyiciler, biz Ayla Sünün yine sonuna geldik haliyle. Konuyu noktalayacağız ama tabii iki kelime etmeden olmaz. Bu ülkede gerçekten farklı farklı düşünceler var ama her şeyin tam ortasında yer alan bir gerçeğimiz var. O da hakikat. Yani hakikati kim söylerse söylesin, görevi ne olursa olsun hakikat hakikattir, değişmez. Bu minvalde herkese aklı selim bir şekilde düşünmesini ve ona göre karar vermesini tavsiye etmekten başka elimizden gelen bir şey yok. Ama boynu kalın, yalnız değildir, yalnız olmamalıdır diye düşünüyoruz. Efendim bugün de bir konunun sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşene dek hoşçakalın.